Kısa uzun bir soru. Yani genç yaştaydım diyor. Sanayide bir hayvana ciğer verirken hayvanın üzerinden araba geçti. O da can çekişiyordu bu sefer. Can çekişirken de ben de onu kürekle vurarak hani can çekişmesin diye öldürdüm. Bu diyor günah mı değil mi diyor. Yani ben bu şimdi burada günaha girdim mi diyor. Can çekişen bir hayvanın yaşamını sonlandırıyor. Bunu bir sormuş hocam. Eğer cevaplayabilirsek illa sorun diyor hocalarıma. Selam ediyor ayrıyeten. Yani şimdi eğer ki kurtarılması mümkün değil, hani Değil, evet. tedaviyle kurtarılması mümkün olmayan hayvanları itlafına izin verilebiliyor. Yani Caiz onun yani. hem onun daha fazla acı çekmemesi hem de başkalarına vereceği zarar, eğer ki zararlı bir hayvansa, zarar verecek bir canlıysa, onun zararının da bertaraf edilmesine izin veriliyor. Ama Evet. tabii bu kürekle midir, işte şeyle midir? Mesela yaşama ümidi kalmamış hayvanların bir şekilde silahla vesaire şey yapılması vardı. Ama bu tabii demek değil ki bu hayvanlara yapılacak yapılması gereken şey budur demek değildir. İlk önce onları yaşatmak. Bu hayvan olsun, insan olsun, bütün canlıları İslam yaşatmak esaslı olarak bir nizam kurmuştur. Yoksa ama yaşama ümidi kalmamış, artık hiçbir tedavi şansı bulunmayan ve acı çekmekte olan hayvanlara da tabii şeyine izin verilmiştir. Yani onların hem acılarını sonlandırma, ama insan için bu caiz değildir. Ötenazi denilen bir şey. Yani işte benim fişimi çekin, beni falan tarihte filan yaşımda, 80 yaşıma gelince, 70 yaşına gelince beni işte bir iğneyle öldürün, intihar vasiyetini yapmak bu caiz değil İslam'a göre. Ne kadar işte şey olursa olsun, bunun gene şeyinin, çektiklerinin imtihan ve makamının yükselmesi veya bir takım günahların affının kefareti olacağı itikadıyla buna izin verilmemiştir. Ancak Evet. Hayvanlar için olabilir tedavi diyorsun. için, hayvanlar için Evet, olabilir. teşekkür ediyoruz hocam.